Evet kıymetli dostlar Volver.com'un ve Kayseri Zülüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar yazarlardan Fenerbahçe değerlendirmesi geldi. Fenerbahçe'mizin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille oynadığı maçı köşesinde değerlendirmişler. Kısa kısa ben de onlardan kesitler aldım. Engin Verel futbol şansı yanında değildi diyor. Mourinho 70'ten sonra elinde ne kadar hücum oyuncusu varsa sahaya sürdü. Riske girdi. Semeresine de son dakikada aldı. Fenerbahçe'nin yaşadığı bütün şanssızlığın ve çektiği acının bir ödülü gibiydi. Rakibin kendi kalesine attığı gol. Uzatma dakikalarında iki takım da daha temkinliydi. Olursa olsun olmazsa penaltılara kalsın düşüncesi vardı ama olmadı. Rakip 10 kişi kalmasına rağmen ikinci uzatma devresinde yaptığı organize atakların karşılığında penaltı kazandı. Ne yazık ki dün futbol şansı Fenerbahçe'nin yanında değildi. Bence en özeti bu. Gürcan Bilgeç maçın kahramanı maçın ipini çekti diyor. Maç bıçak sırtında başladı. Devam etti. Bitirdi. Neydi? Ve bitti. Fenerbahçe futbolcular topu çaptırmadan gole atamayacağını anladığı anda Lil takımı yere yattı. Sağda sürtüşme yarattı. Kalesine yaslandı. Dakikaları saydı. İyi yüklendi Fenerbahçe. Ye. Şövalye iyi ile gol olması beklenen şutlar arasında sürdü mücadele. Bitime 10 dakika kala kırmızı geldi. Lil 10 kişi kaldı. Tamam oluyor derken Jayden'ın kontrolsüz duvarında top eline geldi. Maçın kahramanı maçın ipini de çekti aslında. 4 dakika oynadılar gol sonrasında. Cenk'in üst direkte patlayan kafa vuruşuyla futbolun adaletindeki şans takdiri devreye girdi. Şampiyonlar Ligi olmadı. Çok istediler çok koştular ama olmadı. Ellerinde Avrupa Ligi var diyor. Ömer Ründül. 10 kişi kalmak zarar verdi. Uzatmada işler iyi gidiyordu. Oyunun gidişatı Fenerbahçe lehineydi. Mourinho uzatmalara başlamadan Ceko'yu çıkarıp Bartu'yu alarak çok da doğru hamle yaptı rakip 10 kişi kaldı. İşte bu 10 kişi kalmaları Fenerbahçe'ye zarar verdi. İşi penaltılara bırakmadan bitirelim diyerek tüm riskler alınınca rakip önce bir kişi eksik kontrol atak yaptı. İkinci kontrol atakta vardan gelen penaltıyla şok geldi. Cenk'in direkten dönen kafası büyük şanssızlıktı. Şimanski, İsmail Yüksek çok efor sarf ettiler. Bakın Şimanski, İsmail Yüksek. Bana sorsanız ben dünkü Şimanski'yi beğenmedim ha. Yani Anlatabiliyor muyum? Uğur Meleke Oğuz fark yaratabilirdi diyor. 210 dakika süren deyim yerindeyse Kanter ter gözyaşları falan filan. Yorgun Lille karşı onun sürati fark yaratabilirdi sanki. Yazık oldu gerçekten diye. Ben size şunu söyleyeyim. Oğuz'u çok iyi hazırlıyor Mourinho gördüğüm kadarıyla. Ercan Güven Mourinho efekti yetmedi diyor. Ben buraları geçiyorum arkadaşlar. Çünkü Bunları umursayacağını zannetmiyorum. Çok önemli yerler değil. Ama osterwoldenin eline çarpması falan diyor. Ee, Cenk'in kafası direkten döndü. Ya ben şundan da taraftarım. Olmayınca yapacak bir şey yok. Rabbim daha hayırlısını versin inşallah. Ali Gül Tiken vitesi daha yukarı çekebilse falan filan demiş. İlker Yağcıoğlu gece kabusa döndü diyor. Bunu da konuşalım. İlk devre Maksimi'nin son derece etkili bir futbol ortaya koydu. İyi pozisyonlar hazırladı. İsmail maç boyu resmen duvar ördü ve çok top kaptı. Ve lila ataklarını engelledi. Fenerbahçe'nin oyunun son bölümlerinde 3 santraforda sağa atarak risk aldı ve maçı uzatmalara taşıdı. Hocanın uzatma bölümlerinde Ceku'yu çıkararak Bartu'yu alması doğru bir karar. Ama rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha çok yüklenip daha çok pozisyon bulmamız gerekirken rakip kolay bir şekilde 4-5 oyuncuyu geçerek cezalarımıza girdi ve penaltı nedeniyle gecemiz kabusa döndü. Direkten dönen top ve kaçırdığımız goller bizi yıktı. Artık Avrupa Ligi'ne odaklanmaktan başka yol kalmadı. Şimdi arkadaşlar ilginç söylemler var. Mesela Serhat Akın diyor ki Acun Ulucalı bu takımın as başkanı. Tarihin en iyi kadrosunu kuracağız dedi. Acun Ulucalı Survivor kadrosundan başka kadro kurmuş mu ki buna inanıyor diyor. Şimdi ben bu tip hani Fenerbahçe yönetimini gaza getirici açıklamaları seviyorum. Çünkü gaza gelsinler de yapsınlar diye. Ama hoş mu sizce? Yani bu tip söylem. Ya Fenerbahçe'nin bir ekonomisi var. Şimdi bıldır ki yediğin hurmalar diye bir tabi var. Mecbursun. Birbirimizi kandırmayalım. Bir ekonomi var. Ama sen çıkıp da bir Fenerbahçe'nin parası bol. Yeter ki Ali Koç bana yürü ya kulum desin derse iş biter. Serhat Akın ne diyor? Jose Mourinho bugün sadece Lili değil Fenerbahçe yönetimi de yenemedi. Yani yapılmayan transferler şu bu falan filan diyor. Haklı mı haksız mı size bırakıyorum. Bakın çok hoş bir açıklama. Erman Özgür. Mourinho futbol adına yanlış iş yapmadı. Fenerbahçe ve Mourinho bu turu istedi. İsmail Hoca'nın Olympiakos maçında saçmaladığı gibi saçmalamadı. Neyini eleştireyim ben? Tadiç. Bana göre ilk maça bakınca son yediğimiz golü yememeliydik. Kendi taraftarımız önünde. Galip gelirsek tur atlayan biz olacaktık. Berabere bitseydi ilk maç diyor. Şifreyi o da vermiş. Yine en çok eleştirenlerden Ümit Özat. Neymiş otobüs çekermiş, neymiş savunmacıymış. Şampiyonlar Ligi'nde 3 tane 9 numarayla oynatıyor. İşte böyle büyük antrenör olunuyor. Bu saatten sonra elese de elemese de hiç önemli değil. Hayat cesurları sever. Fenerbahçe'nin ligde 15 gol yiyeceğine bile inanmıyorum. Bu adam takıma bir karakter koymuş belli diyor. Serhat Takın, Mourinho gibi bir adamı getirip Şampiyonlar Ligi'ne gidememenin hesabını kim verecek? Sen adama 6 haftadır oyuncu getirmemişsin. En nesiri hazır değil. Fenerbahçe tarihinde 3 forvetle özellikle Avrupa'da 3 forvetle oynayan hoca yok diyor. Doğru Avrupa'da 3 forvete çıkan bir hocamız hiç olmadı. Serdar Ali Çelikler hiçbir işi uzatmayacaksın. Nişanlılığı, pazarlığı, satışı, alışı uzatmayacaksın. Tak diye karar vereceksin, uygulayacaksın. Sonra bakarız demek en kötü şey. Ferdi'ye teşekkür edip 35 milyon euroyu rica etmek lazım diyor. Açık söyleyeyim eğer Ferdi transfer görüşmesi için oynamadıysa başka maçta oynamasına gerek yok. Ne çocuğun hayallerinden oynayalım ne Fenerbahçe taraftarına. Fakat Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho bir hafta önce ne demişti hatırlıyor musunuz? Kulüp bana hiçbir zaman Şampiyonlar Ligi'nin ihtiyaç olduğunu söylemedi demişti. Hatırlıyor musunuz bu cümleyi? Aslında o cümle şifre barındırıyordu. Yani Şampiyonlar Ligi'nin önemli değil sadece parası için ama biz o parayı buluruz mu demek istediler. Önder Özen. Ben 7,5 sene Fenerbahçe'de görev yaptım. Antrenmanda dahi 3 santraforun yan yana geldiğini görmedim. Bugün ise uluslararası bir maçta 3 santraforu yan yana gördük. Bu bir şeylerin değiştiğini gösterir diyor. Peki Mourinho niye e, UEFA'ya finaline vurgu yaptı? Şimdi Jose Mourinho Lille maçının bitiminde açıklamalarda bulundu. Hani tekrar tekrar şunu dedi bunu dedi diye girmeyeceğim. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Fakat niye bunu yaptı? Hiç düşündük mü? Ben düşündüm arkadaşlar ve araştırmaya başladım. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde olmayarak ekonomik kayıp yaşadık. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde asla kazanamazdık. Belki bir iki büyük takımı yenerdik ama her, hani her tur bunu yapamazdık diyor. Avrupa Ligi'nde iyi işler yaparsak cümlesinin devamında söylüyor bunu. Şimdi 2022-23 sezonunda Roma'nın başındayken UEFA finalini kaybetti. Ve normal süresi 1-1 biten maçta penaltı atışlarında kupayı seviye kazanıyor. Maçın son anlarında Roma'nın penaltı beklediği bir pozisyonda hakem Anthony Taylor devam kararı veriyor. Sarı kart olan Erik Lamela'nın ikinci sarı kart görebileceği bir pozisyonda ise kart çıkarmıyor. Bunun üzerine penaltı atışlarında kupayı rakibine veren Mourinho kariyerinde ilk kez bir Avrupa Kupası finalinde kaybetmiş oluyor. İyi tarafından bakın arkadaşlar finale çıkarsak kazanırız. Çünkü ilkini orada yaşamış. Maçın ardından Anthony Taylor'ı stadyum otoparkında bekliyor ve rezillik lanet olası bir rezillik. Rosetti bile pozisyonun penaltı olduğunu söyledi ama sen vermedin diyerek Anthony Taylor'a tepki gösteriyor. Maçın ardından aldığı ikincilik madalyasını taraftarlara hediye ediyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmayacağız. Ve aslında bu iyi bir şey. Çünkü orası bize göre bir yer değil. Umarım Anthony Taylor önümüzdeki yıl sadece şampiyonlar ligi maçlarını yönetir. Ve bu akşam burada yaptığı rezaleti orada da yapar. Haksızlığa uğradığımızı hissederek ölü gibi dönüyoruz. İspanya gibi görünen bir İspanyol gibi görünen bir hakemin bir maçtı diyor. Hatırladınız mı? Yani olay bu. Şimdi Fenerbahçe taraftarı niye çıldırıyor? Ben önce varan 1-2-3 diye 3 varanı anlatayım size. Varan 1. Fenerbahçe elendi. 18 milyon euro ayak bastı parasından oldu. Zararımız sadece bu. Bu arada biz elendik diye Galatasaray 36 milyon euro falan kazanmıyor arkadaşlar. O eskiden de o kural değişti. Onlar playoff turunu geçip lige kalırsa 18 milyon euro kazanacaklar. Yani biz girsek de girmesek de Galatasaray'a giren çıkan bizlik bir şey yok. Bize giren çıkan onlarlık bir şey yok. Diğer tarafta Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. Hani birkaç şahane transferle Fenerbahçe yarı final oynama şansına sahip. Bakın bunu Fenerbahçe'yi en eleştiren arkadaşlarımız da söylüyor. Gruba ayak bastı parası olarak 4.3 milyon euro veriyorlar. Şimdi 4.3 milyon euroyu Fenerbahçe aldı. Evet diğer paranın dörtte birinden az ama Fenerbahçe ne yapar? Eder bu parayı arttırır. Geçmişte olduğu gibi. Ya ürün satışından arttırır. Bilmem neyden arttırır. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne gelmesi muhtemel parayı ne yapıp edip sponsorlardan falan bulsunlar. Acun Ilıcalı ve ekibi. Sorun o zaman ortadan kalkar. Yani 18 milyon euronun 4.3'ünü aldık. Kaldı 14. Yuvarlak like hesap 14 diyelim. 14 milyon euroyu ne yapıp edip sponsordan bulsunlar. Bak Şampiyonlar Ligi'ne gitse Fenerbahçe benim tahminim şu. 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet falan alacaktı. Açık söyleyeyim. Bu grupta en azından yani şimdi UEFA grubunda 4 galibiyet, 2 beraber, 2 mağlubiyet alsa üst tura çıkma imkanı var. Yani ilk 8'de bitirme imkanı var. Kütürük ereği gibi bir orta saha mesela Rebiyat. Kütürük eriği gibi bir sol stoper mesela Hermoso. İkisi de boşta. Kütürük ereği gibi bir ön libero mesela McTominay. Ya buna da bon servis vereceksin. Mesela 14 milyon euro bon servisi ver. Gerisi de 5-10 milyon euro artık kulübün kasasından çıksın. 3 tane transfer yap. Bak bunları yaparken eldeki çöpleri de gönder. Sonra belki UEFA Avrupa Ligi'ni dahi kazanabilir bu takım. Haksızsam haksızsın deyin. 3 transfer ya. Çok zor değil. Acun Ilıcan'ın bir sürü sözü var. Ne dedi işte bana yürü desinler yeter şöyle desinler yeter böyle desinler yeter. Bak ben Cenk Tosun'dan memnunum. Vallahi memnunum. Hatta ben saçma bir cümle kuracağım. Muhtemelen saçma gelecek. Ceko yerine Cenk Tosun'la başlasaydık biz birden fazla gol atardık. Ciddi söylüyorum atardık. Artık hani Ceko'nun enerjisi yetmiyor. Az kalıyor. Ceko'yu hamle oyuncusu olarak kullanabilirsin. Hani 60'tan sonra girecek oyuncuyu Ceko yapabilirsin. Bunda hiçbir abes yok. Hiçbir sıkıntı yok. Yani Ennesiri. Ya Ennesiri aralara mükemmel kaçıyor. Maçın başlangıcında skoru açıp. Hani işini gücünü rahatlatabilir. Onu da söyleyeyim. Şimdi Varan 1'i bitirdim. Varan 2'ye geçeyim. Bu anlaşıldı değil mi? Varan kim Grup aşamasında ve daha sonra kazanılan puanlarla birlikte toplam para ödülü ki resmiyette açıklanan rakamları söylüyorum. Ürün satışı gibi şeyler dahil değil. Geçen sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gittiği için grupta oynadığı için elemeleri geçtiği için hepsinden total 30 milyon euro kazandığını söylüyorlar. Ben bilmem. O kadar diyorlar. Geçen sene Fenerbahçe Konferans Ligi'ne katıldığı için elemelerde dahil 8.6 milyon euro kazanmış. Yani 9 desek Aşağı yukarı 3.5'ta biri. Bir rakam. Öyle değil mi? Yani birisi Şampiyonlar Ligi, birisi Konferans Ligi'nde. Ancak 2 sene önce Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde yarı final falan görmemesine rağmen 14 milyon euro seviye eşleşmesinde turu geçseydik bu rakam 18 milyon euroyu bulacaktı. O madde atanların Şimdi 2 sene önce Fenerbahçe 14 milyon euro kazanmış. Bak bu sene daha şu anda grup aşamasından başlayacağız. 4.3 milyon euro. Bir turu geçtik diye de sanırım 300 bin euro aldık. 4.6 milyon euro şimdi. Hadi yuvarlak hesap 5 milyon euro diyelim. Şimdiden 5 milyon euro kazandım. Alacağın her galibiyet, yapacağın her icraat. Bu arada Galatasaray 30 milyon euro aldı ama Manchester'da 10 ana maçı hediye etti. 3 puan aldı. Manchester'da onana ana maça hediye etti. 1 puan oradan aldı 4. Kopenhag'daki geri zekalı 2-0 öndelerken kırmızı yedi. 2-0'dan 2-2'ye getirtti. Aldıkları 5 puanla birlikte 30 milyon euro. Yani 0 çekselerdi alacakları para 25 milyon euro civarında bir paraya düşüyordu. Galibiyet 3 diye biliyorum. Beraberlik 1 diye biliyorum. Yanılıyorsam düzeltin. Ki Şampiyonlar Ligi beraberliği daha çok seviyor. 1 milyon euro kasaya kalıyor. Yani Fenerbahçe'nin şu anda yaklaşık 5 milyon euro para kazandığını hatırlatayım. Varan 3. İyi de Fenerbahçe alabilecek hani kupayı alabilecek olduğunu nereden çıkarttın hocam? Yani orası için iyi bir kadro lazım. Transfer market değeri yüksek takımlar lazım. Haklısınız. <laughs> Şimdi Fenerbahçe 252.4 milyon euro an itibariyle. Belki daha da artar, belki düşerdi. <laughs> 2021 şampiyonu Villarreal. Bakınız. 2023 şampiyonu Sevilla. Bakınız arkadaşlar 184.7 milyon euro. 2021 2022 şampiyonu da Frankfurt. Yani transfer market verilerinden bahsediyorum ben. Burada sanki biraz Villarreal'in kadro genişliği 22 yazıyor ama altyapıdan oyuncu falan mı oynattılar? Ne yaptılar? Bu sezonlara dair arkadaşlar. Şimdi Villarreal finalde Manchester United'ı, Sevilla'da finalde Roma'yı yeniyor. Hani teknik direktörü Jose Mourinho olan Roma'yı yeniyor. Şimdi bana şundan bahsedin. Şampiyonlar UEFA Ligi'ni alırız alamayızdan. Ben aynı şekilde size bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde her torbadan 2 olmak üzere toplam 8 farklı takımda 4'ü iç sahada 4'ü deplasmanda 8 maç oynayacak. Fenerbahçe'nin karşılaşacağı 8 rakip 30 Ağustos'ta belli olacak. Arkadaşlar torbalar %100 kesin değil. Ama şöyle bir şey var. Mesela şu birinci torbadan iki takımdan eşleşecek. Yani her torbadan iki takım ki Fenerbahçe'de bu şans varken mesela ilk torbadan Roma, Slavia Prag mesela. Geç Slavia Prag burayı geçti diye biliyorum. O yüzden oraya mesela bu torbalar kayabilir. Atıyorum Ajax, Rangers, Slavia Prag Şampiyonlar Ligi'nde devam ederse, Sociedad, Alt, Braga üste geçip Fenerbahçe biraz daha üste geçebilir. Anlatabiliyor muyum? Yani karşılaşacağımız takım sayısı değişebilir. Şimdi ilk torbadan iki takım Misal veriyorum. Rangers, Ajax. Misal veriyorum. Ajax, Rangers, Slavia, yaparak geçtiler turu. Sociedad, AZ, alkmaar İkisi denk geldi ilk torbadan. Haliyle ikinci torbada işte Braga, Olympiakos falan kaldı. İkinci torbadan çık ne da bir de Pauk geldi diyelim. Etti sana dört maç. Üçüncü torba. Biz ikinci torbadayız an itibariyle. Ki yükselme şansımız yüksek. Mesela burada Victoria Pilsen Molde geldi diyelim. Bu arada Karabağ Şampiyonlar Ligi playoff turunda yoluna devam ediyor. Onu da söyleyeyim. Ee, bu arada Fenerbahçe'nin UEFA kat sayısı 36.000'i geçti. Onu da hatırlatayım. Biz biraz daha yukarıdayız. Son torbadan işte Ludo Goresk misal veriyorum. Apoel Nikosia ki İsrail takımının gelmeyeceğini bilmeyen yoktur. Yani 8 maç. 8 maçın sonunda oluşabilecek puan durumuna göre ilk 8'de bitiren takım son 16'ya. Mesela ben ne dedim? 4 galibiyet 2 beraberlik. 12 14 puan. 2 de mağlubiyet yaşasan ilk 8'de yer alırsın. Son e, yani 9. ile 24. arasındakiler de playoff oynayacaklar. 16 takım birbirini kırıp ilk 8de eşleşecek. Şampiyonlar Ligi'nden takım bakım gelmeyecek. Artık sadece bu takımlar var. Ve son 12 sıradaki takımlar da elenmiş olacak. Evlerine dönecektir. Şimdi bu sene hani gördünüz Manchester United, Roma, Porto falan filan. Yine bunlar beni alakadar etmiyor. Yeni lig formatıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nden elenen takımlar Avrupa Ligi'nde boy gösteremeyecek. Bunu da anladık mı? Bunu da anladık. Yani uzun lafın kısası kaybettiğimiz sadece Şampiyonlar Ligi'nde yer almak. Kaybettiğimiz şey sadece hayal kırıklığı. Hani şanssızlık, bahtsızlık diyebilirim. Uzun lafın kısası dostlar. Fenerbahçe aslında birileri gibi 5-0 kaybedip hani bir şeylerini kaybetmedi. Şerefini, onurunu falan kaybetmedi. Ne bileyim Fenerbahçe teknik direktörü çıkıp oyuncusunu herkesin içinde gerizekalı ilan etmedi. Fenerbahçe teknik direktörü çıkıp işte ya Ceko da kaçırdı. Salak Ceko kaçırmasaydı ben sahanın içinde şöyle yapın böyle yapın dedim. Arkadaşlar da yanlış yaptı şöyle yaptı böyle yaptı demedi. Ha ayağı iyi pas yapan takımlar Fenerbahçe orta sahasını rahat geçiyor. Demek ki Fenerbahçe orta sahasına transfer lazım. Bir an önce. Yani Fenerbahçe 5-0 yenilip kendi futbolcusuna gerizekalı muamelesi yapmadı. Bir futbolcusu soyunma odasında bir daha bu kulüpte forma giyenin anasını s nokta nokta deyip bir sonraki maçta oynamadı. Bilin istiyorum bunları. Ama bir orta saha transferi. Ferdi Kadıoğlu'na gelecek olursak 35 milyon euro artı sonraki satıştan 3 şey 3 milyon euro bonus artı sonraki satıştan %10 payla satılmalı mı, satılmamalı mı? Bence satılmalı. Artık Fer Ferdi Kadıoğlu şu maçta oynamadıktan sonra benim Ferdi'ye bu maçlardan sonra ihtiyacım az. Hocam işte neydi onun adı? Ee, Maksim'inle birlikte Ferdi'nin değeri düşer. Çünkü Maksim'in çok ofansif. Defansa yardımı yok diyen arkadaşlar var. Ferdi defansa daha çok geleceği için değeri düşebilir mi? Düşebilir. Ancak aynı şekilde Maksim'ini tutayım derken Ferdi'ye boşluklar bırakıp Ferdi'nin değerini daha da arttırabilirler. İşte, işte böyle oldu. Yani iş böyle oldu. Ben dediğim gibi takımıma kızgın değilim. Sadece üzgünüm. E, kırgın değilim. Üzgünüm arkadaşlar. Yani durumlar bunlar. Ama her şeyde bir hayır vardır. 44 gün sonra, 43 gün sonra ilk resmi şey maçımız Avrupa maçımız. O süreye kadar tek maç haftada dinlenme şansı yüksek. Oynama şansı yüksek. Dediğim gibi şunlar arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'ne de gitsen. Mesela bir Manchester City, bir Barcelona, bir Real Madrid falan oynayacaktın. Daha çok yıpranabilirdin. Hayırlısı diyelim. Ee, ben de bir şey aklıma geliyor. Yanlış biliyorsam söyleyin. Mourinho Porto'dayken ilk sezonda UEFA kupasını kazandı. İkinci sezonda da Şampiyonlar Ligi'ni kazandı diye hatırlıyorum. İnşallah kader kısmet aynısı olur. Vallahi de billahi de eğer Fenerbahçe hem UEFA hem Şampiyonlar Ligi'ni falan kazansın. Ya şu, şu, gruptaki arkadaşlar var ya. Şu beni izleyen arkadaşlar. Videoyu beğenenler. Ya fakir de doyurur. Çocuk da giyindirir. Burs da verir. Ne bileyim hani. Hayır işine de yapar. Namaza da başlar. Umre'ye de gider. Ciddi söylüyorum. Yeter ki Fenerbahçe bunu yapsın. Kurban olduğum Allah'ım. Yıllarda çektiğimiz azabı görsün. Ki görüyor. İnşallah bu azaba çektiğimiz azaba. Bizi müjdelere boğar. Hepinize selamlarımı gönderiyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.